Selamun Aleyküm arkadaşlar. Harika bir traktör fiyatlarını incelediğim bir video ile karşınızdayım. Birbirinden güzel, birbirinden şık traktör fiyatlarını bu videoda izleyeceğiz. Traktörler Tokat Yılmaz Galeride satılıyor ve ben de bu traktörleri incelemeden duramazdım ve size bu bilgi hakkında paylaşım yapıyorum. Ama videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone sayımız çok az diyerek incelemeye ilk olarak Massey Ferguson 240 S traktör ile başlıyorum. Arkadaşlar bu traktörü bilen bilir zaten çok da söylemeye gerek yok. 48 beygirlik bir traktör, 8 ileri 2 geri vites var ve yerli üretim bir traktör olmasından dolayı ve çok yaygın olmasından dolayı bu traktörler çok e, tutulan, rağbet gören, yedek parçası bol olan bir traktörden bahsediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Massey Ferguson 240S traktör. Gerçekten ülkemizde de sevilen, tutulan traktörlerden bir tanesi. Peki bu traktörün özellikleri neler nedir bunu diye sorarsanız hemen özelliklerini anlatıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2011 model bir traktör. 48 beylik bir motor gücüne sahip olduğunu söyledim. Traktörün çalışma saati 2300 saatte. Görmüş olduğunuz traktör 2011 model olmasına rağmen sadece 2300 saatte. Lastikleri çok 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 iyi durumda. Ön lastik 195 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde 195 seviyesinde. Lastikleri sıfıra yakın söyledik. Traktör emsalsiz temizlikte ve en önemli husus bu traktörleri zaten bilen bilir bilmeyen için söylüyorum. Yağlı balata var. Yani kuru fren değil yağlı balata var bu traktörde. Gelelim bu traktörün piyasasına nedir? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 380 bin TL. Massey Ferguson 240S 2011 model bir traktör satış bedeli 380 bin TL. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör çok temiz hatasız bir traktör New Holland 5556S traktör Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör adından da anlaşılacağı üzere 55 beygirlik bir motora sahip 4 çeker 4 çekişli bir traktörden bahsediyorum. Arkadaşlar bu traktörün satışa çıkartılan modeli 2015 model. Gerçekten harika bir traktör. Klasik kasa. Bu traktörün gerçekten bu tarz traktörlerin de hayranı gerçekten çok. 3 silindirli bir motor sahip görmüş olduğunuz bu traktörde çeker olduğunu söyledik. Traktör 2015 model olmasına rağmen 3500 saatte görmüş olduğunuz traktörün lastik durumlarını da incelediğimizde çok çok iyi durumda. Ön lastik yine aynı şekilde %95 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %95 seviyelerinde çok iyi durumda. Lastikleri de zaten yaşına göre çok fazla da kullandığını düşünmüyorum. 3500 saatte siz tabii ki değerlendirmeyi değerli takipçilerim yorumlarınızda belirtirseniz gerçekten temiz bir traktörden bahsediyoruz. Kapalı kabin, klasik kasa New Holland 5556 s 2015 model traktörün satış fiyatını merak ediyorsanız hemen söylüyorum. Arkadaşlar traktörün satışa çıkartılan fiyatı 735.000 TL. 4 çeker bir New Holland 55-56S traktör 735.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Bunların incelediğim bir diğer traktör namı diğer Türk boğası Tümosan 6065 ya da 6065 traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör yine 4 çeker bir traktörden bahsediyorum. Adından da anlaşılacağı üzere 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 6000 serisinin 65 beygirlik traktörü görmüş olduğunuz Tümosa'nın kabinli versiyonu. Arkadaşlar az önceki New Holland gibi bu traktörde de klasik kasa bir mevcut. Gerçekten az önce de bahsettim. Hayranları çok bu kasanın. Bu tip kasanın o yüzden traktör üreticileri bu kasayı üretmeye devam ediyorlar hayranlardan dolayı. Gelelim bu traktörün diğer özelliklerine. Arkadaşlar 3 silindirli bir motor var. Bu traktörde de bir diğerinde olduğu gibi ve 600 saatlik bir çalışma saatine sahip. Bakın burası çok önemli. E, traktör 2020 model olmasına rağmen bir 2020 model traktörden bahsediyorum ve e, çalışma saati 600 saatte. Traktörün lastik durumlarını incelediğinde gerçekten çok iyi durumda. Zaten siz de görüyorsunuz lastiklerini. Ön lastik için %95, arka lastik için de yine aynı şekilde %95 seviyesinde diyebilirim. Traktörün lastik durumları da çok iyi. Kapalı kabinli bir traktör 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 8 ileri 8 geri vitesi var. Bu traktörlerde de ülkemize sevilen, tutulan, Türk boğası lakabı verilen bir traktörden bahsediyoruz arkadaşlar. Gelelim bu traktörün en önemli özelliklerden bir tanesine banka kredisine uygun arkadaşlar bu traktör. Bunu da özellikle de belirtmek istedim size. Peki gelelim bu traktörün piyasası ne kadar? Bu kadar anlattık. Tüm Osan 6065 2020 model bir traktörün satış çıkartılan fiyatı 785 bin TL. Eğer bir tüm 65 beygirlik almak istiyorsanız gözden çıkarmanız gereken bedel 785 bin TL arkadaşlar. Şimdi de Alman menşeli yerli üretim Deutz-Fahr traktör incelemeye devam edelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör Deutz-Fahr'ın 4065 E versiyonu, satışa çıkartılan modeli 2017 model bir traktörden bahsediyoruz. Gerçekten e, tutulan traktörlerden bir tanesi. Alman menşeli olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bu traktörün ve gelelim spesifik özelliklerine. Arkadaşlar bu traktörde klimalı kabin var. 15 ileri 15 geri vites var. Görmüş olduğunuz yeşil traktörde. E, 4 çekerli traktör görüldüğü gibi... Traktörün çalışma saati 2400 saatte. 2017 model olmasına rağmen traktörün çalışma saati 2400 saatte. Bana bu çalışma saati az gibi geldi. Siz değerli takipçilerimiz yorum kısmında da kendi düşüncelerinizi mutlaka paylaşabilirsiniz. Ee, ne dedik? 2017 model 2400 saatte. Arkadaşlar traktörün lastikleri biraz... E İpranmış durumda diyebilirim. Ön lastik için %40 seviyelerinde traktörün lastik durumu. Arka lastik için de yine daha iyi durumda aslında arka lastikleri. O da %60 seviyelerinde. Arka lastikleri görmüş olduğunuz döç far 40-65E traktörün Arkadaşlar bu traktör e, banka kredisine uygun olduğu satıcısı tarafından belirtilmiş. Ayrıca bu traktör sahibinden ilk el yani ikinci el değil gerçekten traktör alacak kişi traktörün ikinci sahibi olacak. Peki gelelim bu kadar anlattık bu traktörü. Piyasası ne kadar? 2017 model bir döş far 4065E traktörün satışa çıkartılan fiyatı 830.000 TL iyi bir traktör almak istiyorsunuz. Beygir gücü 72 beygirlik bir motor gücü olduğunu belirtmek istiyorum. 72 beygirlik bir traktör almak istiyorsanız gözden çıkarmaz gereken bedel 830 bin TL arkadaşlar. Sevilen traktörleri incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki traktör Fiat 5546. Klasik kasa traktörlerden bir tanesi daha. Bu traktörler ülkemizde seviliyor, tutuluyor. Hani kullanan varsa yorumlara gerçekten bekliyorum ama bu tarz traktörler ülkemizde tutuluyor. Yani anısı da var. Her şeyi var ya bu traktörün. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör fiyat 5546 kabinli traktör. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1987 model bir traktörden bahsediyoruz. 5546 adından da anlaşılacağı üzere 55 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 senedirli bir motor var bu traktörlerde. Traktörün çalışma saati satıcısı tarafından bize belirtilmediği için net bir şekilde çalışma saati konusunda bir bilgi paylaşamıyorum. Ama en önemli kıstaslardan biri olan lastikler hakkında net bilgi paylaşabilirim. Görüldüğü gibi arkadaşlar traktörün lastikleri ön lastik için %60 seviyesinde. Traktörün arka lastik için de yine aynı şekilde %60 seviyelerinde diyebiliriz. Bu traktör için en önemli özelliklerden bir tanesi de hidrolik direksiyon var. Yani hidrolik olmayan direksiyonların zorluğunu zaten bilen bilir. Çok anlatmaya gerek yok. Bu traktörü de bu nedenlerden dolayı hidrolik direksiyon takılmış ve gerçekten de kullanım kolaylığı, konforu sağlayan bir özellik. Arkadaşlar gelelim bu traktörü o kadar anlattık. 87 model bir 5546 46 kabinli fiyat traktörün satış fiyatı ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 350 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 87 model bir traktör işimi görür diyorsanız fiyat olsun, yer üretim olmasa da en azından fiyat olsun diyorsanız traktörün satışa çıkartılan bedeli 350 bin TL arkadaşlar. New Holland TT450 kabinli traktör ile incelememize devam edelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör full artı full bir traktörden bahsedeceğim size. Görmüş olduğunuz traktör 2016 model 4 çeker 4 çekişli bir traktörden bahsediyorum. Traktörün çekiş tipi 4 çeker yani 4 çeker bir traktör görüldüğü üzere ve traktör 3 silindirli bir motordan gücünü alıyor. Arkadaşlar bu traktör 2016 model olmasına rağmen traktörün çalışma saati 3000 saatte görmüş olduğunuz traktörün çalışma saati 3000 saatte 50 beygirlik bir motor gücüne sahip TT450 kabinli klimalı traktör. Az önce yanlış söyledim. 3 silindir değil 4 silindir. Çünkü TT450 4 silindir 50 beygirden adını almaktadır. Ayrıca bu traktörde turbo intercooler motor var. Turbo intercooler ne demek? Az yakıt demek arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak sizinle paylaşmaya devam ediyorum. 2016 model klimalı serinin en full versiyonu görmüş olduğunuz traktörün. Lastik durumları çok 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 iyi durumda. Ön lastik için %95 yine arka lastik için yine aynı şekilde %95 seviyesinde durabiliriz. Traktörde lasta lastikler var ve gerçekten de çok temiz bir traktör görüldüğü üzere. Peki bu traktörü anlattık o kadar. Traktörün satış fiyatı ne kadar? Arkadaşlar traktörün satışa çıkartılan fiyatı 725.000 TL New Holland TT 450 2016 model traktör satış fiyatı 725.000 TL. İncelediğim bir diğer traktör Türk fiyat 480'nin günümüz muadili olan New Holland T 480 S traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2015 model. 48 beygirlik bir motor gücüne sahip. iki çekişli 3 silindirli bir traktörden bahsediyorum. Aynı 480 dolunun özelliklerine benzer. Sadece 8 ileriki geri vites var ve 2014 model ve 2015 model çıkışlı olması dışında. Arkadaşlar traktör 2015 yılında trafiğe çıkışlı. Emsalsiz temizlikte orijinal ana lastikleri üzerinde. Yani traktörün orijinal lastikleri üzerinde. Ön lastik %80 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %80 seviyesinde görmüş olduğunuz traktörün. Peki bu traktörün satışa çıkartılan fiyatı ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz New Holland T480S traktör, traktör traktörün satışa çıkartılan fiyatı 425.000 TL. Görmüş olduğunuz traktör 425.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür Olmaz. ediyorum. Traktörler hakkında, videomuz hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Yorumlarınız bizim için çok önemli ve çok değerli. Okuyorum yorumlarınızı da. Traktörleri şu anki Gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum. Fiyatları ve hakkında özellikle de. Videoyu bitirirken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone sayımız çok az. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.